Podcast'ime hoş geldiniz. Ben uzman diyetisyen Deniz Dümbülcan. Bugün sizlerle insülin direncini konuşacağız. İnsülin direnci, yağ, kas ve karaciğerde insüline karşı verilen cevabın bozulması durumu diyebiliriz. İnsülin direnci ailesinde tabii ki diyabeti olan kişilerde ya da insülin direnci olan kişilerde genetik olarak geçen bir rahatsızlık olduğu için daha risklidir diyebiliriz. Ancak bu noktada eğer ki ideal kilonuzda değilseniz, vücudunuzun yağ yüzdesi yüksekse, özellikle de göbek bölgesinde yağlanmanız daha fazlaysa, insülin direnci için yine risk faktörleri arasındasınız diyebiliriz. Aynı zamanda burada tabii ki beslenme düzeninizin yeterli ve dengeli oluyor olması, doğru besinlerle beslenebiliyor olmanız, toksin öğeleri vücudunuza almıyor olmanız bizim için insülin direncinden korunmanız için çok çok önemli faktörler. Bu noktada sağlıklı yaşam için olmazsa olmaz sporu hayatınıza etkiliyor olabilmeniz yine çok önemli insülin direncinden korunabiliyor olmak için ya da risk faktörleri arasına girebiliyor olmak için. Beslenme anlamında dikkat etmemiz gerekenler öncelikle yeterli ve dengeli beslenmeyi benimseyebilmek, kısıtlı ve şok diyetlerden uzak durmak. Çünkü bu noktada zaten vücudunuza almanız gereken öğeleri alamıyorsunuz demektir ve uzun dönemde zaten ne yazık ki rahatsızlıklarla karşılaşabiliyorsunuz. İnsülin direnci de zaten beraberinde ne yazık ki kontrol edilmezse tipik diyabet başta olmak üzere diğer kronik rahatsızlıkları da beraberinde getirebilir. Bu nedenle bir de sizin vücudunuzu yormanıza hiç gerek yok. Bu noktada beslenme planınızda öğün aralıklarınız genelde bize sorulan sorular arasında oluyor. Nasıl planlanmalıdır diye. Bu tamamen kişiye özel bir şekilde karar verilir. 2 öğün, 3 öğün, 5 öğün bunun bir kuralı aslında tam olarak yoktur. Sizin açlık ataklarınız, öğün içerisindeki beslenmeniz, kan tahlillerinize göre planlanan bir beslenme planıdır bu. O yüzden mutlaka uzun açlıklardan sonra nasıl hissettiğinize bakın. Yemeğe oturduğunuz zaman gözünüz dönüyor mu, eliniz ayağınız titriyor mu, ne hissediyorsunuz bunları kontrol edin ve öğün aralıklarınızı kan tahlilleriniz doğrultusunda mümkünse bir uzman eşliğinde planlamanızı öneririm. Bunlarla beraber tabii ki beslenmemize ekleyebileceğimiz bazı spesifik besinler ya da bazı kaynaklar da var. Örneğin probiyotikler bizim için hem bağırsak sağlığında hem de insülin direncinin zaten dolaylı olarak da tedavi edilebilmesinde ya da önlenmesinde etkili olan besin gruplarıdır diyebiliriz. Probiyotik besin dediğimiz zaman örneğin kefir, yoğurt bizim için iyi kaynaklardır. Ancak burada da düzgün ve doğru bir yerden, güvenilir bir kaynaktan bu ürünleri aldığınıza emin olmalısınız. Tüm bunlarla beraber besin tüketimlerimizde yeşil yapraklı sebzeler, çiğ meyveler, çiğ sebzelere de olabildiğince yüksek miktarlarda lif kaynağı olması için yer vermemiz oldukça önemli. Lifler vücudumuzda kan şekerinizi dengeleyici olarak da çalışmış olur. Aynı zamanda az önce bahsettiğimiz bağırsak sağlığımız için de oldukça önemlidir. Tüm bunlarla beraber su tüketiminize dikkat etmeniz çok önemli. Su miktarıma ne kısa dikkat edebilirim diyorsanız idrar renginizden en basiti kontrol edebilirsiniz. Koyu renkli bir idrar sizin az su içtiğinizi, açık renkli berrak bir idrarsa yeterli miktarda su içtiğinizi bize göstermiş olur. Tüm bunlarla beraber tabii ki spesifik durumlarda su tüketiminizi arttırmanız da gerekebilir. Eğer ki genelde insülin direncinin ilerleyen durumlarında tabii ki diyabetle beraber gözlemlenebilen işte böbrek rahatsızlığı gibi rahatsızlıklarda da spesifik olarak su tüketiminiz sınırlandırılabilebilir. O yüzden bu konular bizim burada verdiğimiz öneriler tabii ki genel önerilerdir. İnsülin direncini önleyebilmek adına ya da varsa tipik diyabete ilerlemeden size ipuçları olsun diye söylediğimiz önerilerdir. Ekstra rahatsızlıklarınız varsa mutlaka kendi uzmanınızdan destek almanızı öneririm. Bunlarla beraber karbonhidratları alımına, karbonhidratların türüne dikkat ederek beslenmenize eklemeniz çok önemli. Çünkü zaten glikoz enerjiye döndürülemediği için karbonhidrat metabolizmasında enerjiye döndürülemeyen glikozlar vücudumuzda fazlalık yağ olarak depolanıyor. Bu sebeple de karbonhidratların tüketimi, karbonhidratların türlerinin hangisinin seçilmesi gerektiği sizin beslenmenizde eğer ki insülin direnciniz varsa bir tık daha önemli olmuş hale geliyor. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Daha fazla konu hakkında bilgi sahibi olmak için ya da bu konuyla ilgili şunu merak ediyorum diyorsanız da mutlaka yorum kısmına eklemeyi ihmal etmeyin. Hepinize sağlıklı günler.